Ya hoş geldin. Nasılsın Cem? İyilik senden ne haber? Gergin. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Bilmiyorum korkutuyorsun beni orada. Bir şeyler mi açıklayacaksın bugün yoksa? <laughs> ya da yalan söylemeye devam edeceğim. <laughs> Göreceğiz. Ne yapacağız bugün? Bugün benim hakkımda en çok aranan soruların cevaplarını ben kendi ağzımla vereceğim. Evet. Harika. Hadi başlayalım o zaman. Neymiş ilk soru? Başlıyoruz. Evet bütün Türkiye'nin beklediği an Melisa Döngel estetiksiz halde. Tam estetiklerimi açıklayayım o zaman. Estetikle de denmez buna. Çene dolgum var, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Yani fotoğrafım var sana atarım. Şöyle bir yerde. Söylediğin için çok teşekkür ederim. Söyleyeceğim ediyoruz. tabii. ha. Herkes kendiyle barışık olmalı bence. Bence de. Melisa Döngel güzel mi? Bunu size sormak lazım. <laughs> Melisa Döngel güzel mi? <laughs> Söyleyin siz verin cevabını. Aldığın en ilginç şey iltifat ne? Aklında var mı? Yani en çok gülüşümü seviyorlar, gözlerimi seviyorlar. Yeterli. Ben <laughs> sevmediğin yerin neresi? Egoist bir cevap olacak belki ama sevmediğim bir yerim yok. Ben kendime bağışık bir insanım. Kendimi de seviyorum. İşte sevmediğim bir çenem varmış. Elmajı kemiğim varmış. Onları da doldurmuşum. <laughs> Süper. Hadi devam edelim. Melisa Döngel nerede oturuyor? <laughs> Ee, sarı yerde oturuyorum, hep sarı yerde oturdum. Sarı yer benim için bambaşka bir yer. Ee, hem kalabalığı az, hem sakin. Sırada ne var? Melisa Döngeri ölçüleri. <laughs> Aa, 90-60-90. <laughs> Aşkım benim ölçülerim ne? <laughs> Muhtemelen belin 60'tır. Evet, öv sen. Bak bunu ben kendimi yatlamak istemiyorum. Beni öv oradan biraz. <laughs> evet, tam yetti. Mod editörümüz burada. Söyler misin? 36-34 giyiyor. Basende 92 falan olabilir. Kabul ediyoruz tamam. İyi hadi, hadi iyi. <laughs> hadi devam edelim. Wow. Melisa Döngel telefon numarası. Benim açıklamama gerek yok ki zaten. Benim telefon numaram yayılmış. Ben hatta sorayım. Unuttum telefon numaram kaç. İnsanlara sorayım. 2-3 rakam dışında bize bir tane rakam söyler misin? 316. Denesinler dursunlar. <gülüyor> <gülüyor> Melisa Döngel evli <laughs> mi? Hayır daha evlenmedim. Daha çok gencim hayırlı kısmet ne zaman çıkarsa evlenirim yani. Evlenmeden yani. olmazlardan mısın yoksa? E tabi. <laughs> evlenmek hiç istemiyordum aslında. Hiç öyle bir hayalim yoktu. Hatta bana çok uzak bir kavramdı. Ama yaş ilerledikçe bir de kız kardeşimle beraber onu büyütmeye başladığımda aile hayatının ne kadar güzel bir şey olduğunu aslında ve düşman olmaman gereken bir şey olduğunu kavradım. O yüzden evlenmek istiyorum. <laughs> Sefa. Hadi açıkla artık ya. Ne? Burada beklemiyor mu dışarıda şu an? Anlamadım. Cem sesin gelmiyor. <laughs> Sefo ne zamandır berabersiniz? Duyamıyorum. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Ses bir kontrol edebilir miyiz? Cem'in sesi gel. Cem yok oldun. Nereye gidiyorsun Cem? Sefo'yu arayabilir miyiz? Aa, i̇nanamıyorum. Bu daha bomba bir soru bence. Sorumuz neydi? Sevgilileri. Sayar mısın? <laughs> Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bak bipleyeceksin. Bipleyeceğim. Ağzımı da oynatmadan Aa, söyleyeceğim, söyleyeceğim ki ağzıma akımasınlar. <laughs> Ana bana da bir kal geldi. Ya yapamayacağım ben bunu. <laughs> şey diyormuşum YouTube'a yazın çıkar. <laughs> Süpermiş. Neyse dön gel kardeşim. Ya yemin ederim var ya otururum buraya size beş gün boyunca içerik çıkartırım onu anlatırken. O kadar çok seviyorum ki benim dünyadaki tek vardı. Moda tasarım okuyor. 5 senedir benim yanımda. Annem yanındaydı, Rusya'daydı. Onlar, onlar, orada beraber yaşamayı tercih ettiler. Oraya taşındılar. Daha sonrasında Elif Türkiye'ye alıştığı için küçük yaşında buraya dönmek istedi. Ablasının yanına. E, ablası da tabii ona hem abla oldu hem anne oldu. Beraber çok iyi anlaşıyoruz. Yaşlarımız yakın zaten. Çok da zeki bir kız, çok da akıllı bir kız. Fotoğrafını paylaşabilir miyiz? Bizim fotoğrafını yollar mısın? Nereye koyalım? Orada. Şuraya. Süper. Ay şimdi onu benden daha çok beğenirlerse kıskanırım ama. Olacak bu kadar. Mevza Döngel annesi. 48 küsur yaşında Rusya'da yaşıyor. Natalya ismi. Kendisi çocuk psikoloğu. Yani orada bunu okumuş. Çok tatlı bir kadın falan. <laughs> çok seviyorum. Uzun zamandır görüşmüyoruz ama çok yakın zamanda yanıma gelecek. O zaman belki beraber konuk oluruz senin programında. Ne dersin? Seviyorum. Bunu da çektik. Peki sen benim gözümün hakkında bir şey söylemek ister misin? Göz rengim hakkında. Ya yani göz rengin dışında gözün çok güzel. Evet hayır çekerken söylediğin iltifatları eder misin şu an? <laughs> bir dahaki konuklarına bir şey yapmak istemiyorsun doğru söyle. Tamam tamam. Türkiye'nin en güzel gözlü oyuncusu, starı kendisi. <laughs> Ama gerçekten öyle müthiş gözlerin var. Sırf rengi değil her şeyle müthiş. Rengi de <laughs> ne oluyor? Açık yeşil gibi bir şey değil mi? Evet ve en çok zor, en zor bulunan göz renklerinden biri yeşilmiş. Biri değil en zor bulunan göz rengi yeşilmiş. Yani ben maviyim diye kimse hava atmasın. <laughs> Peki, kardeşinin ve annenin göz renkleri aynı mı? Onlar kahverengi göz rengine sahip. Ha, kız çatlasınlar. Evet ben yeşil. Ailede bir tek ben yeşil. Evet. Anlamadım neden? <laughs> Kafamda deli sorular. <laughs> Melisa Döngel kilo. Bir dakika bunu şey Hamiyet'e soralım moda editörümüze. Sen de şu an testte tabir tutmuyorsun <laughs> aşkım. Evet, daha yeni giydirdin üzerindeki kıyafet. 48 17. falan mı? İşte bak görüyorsun değil mi? Bu yüzden bu insanlarla çalışıyorum ama maalesef. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi yalan atmayacağım. Yalan attım her halimden beni. <laughs> 58. 58 kilo. Evet 58 kiloyum. Doğum tarihi. 18 Eylül 1999. Geçen sene doğum günü ne yaptın? Çok sevdiğim yakın arkadaşlarımla beraber Vadi İstanbul'da burada küçük böyle bir yemek yedik. Küçük bir şekilde kutladık. Hayır, hayır. <laughs> Geçen sene doğum günüm benim için kötüydü ya. Şimdi hatırladım. Gereksiz bir haber çıkmıştı. O haber doğum günümün üstüne denk gelmişti. O yüzden evdeydim. Evde kutladım. İnsanların içine çıkmak istemediğim için. Ayak numarası. 40. Gösterir misin kameraya da? Evet, süper. Yandan da görelim. Aynen, çok güzel. <laughs> Bebek mezarı diye <laughs> formunu nasıl koruyor? Formunu koruyamıyor işte 58 kilo <laughs> yani yürüyüş yapıyorum bir de ne olursa olsun ben şuna inanmıyorum yok işte bilmem ne diyet öyle bir şey akşam altından sonra yemediğin takdirde kilo almıyorsun bu bir net bu bir gerçek sabahları kalktığın zaman da bir su bardağının içine bir yemek kaşığı alıç sirkesi koy bütün gün senin yağını yaksın metabolizmanı hızlandırsın. Ne sirkesi anlamadım? Alıç. Öyle bir şey mi var? Tabii. İlk defa duyuyorum. Elma sirkesi, üzüm sirkesi e, içildiği zaman veya işte yenildiği zaman yakar. Mideni de rahatsız eder ama alıç sirkesi yakmıyor. Güzel. Peki en şişman halinde kaç kiloydun? 65'i gördüm. Gerçekten. Gördüm. Çok uzun bir zaman değil ki ay önce. Yani benim kilo alıp vermem aslında böyle çok zor veya çok basit değil. İstediğim zaman alıyorum, istediğim zaman veriyorum gibi bir şey var sağ olun. <laughs> Şükürler olsun. <laughs> Nazar değdirmeyeyim kendi kendime. Sırada ne var? Bunun cevabını sen verdin zaten. Ölçtük. Topukluğunu söyleyelim. 181. <laughs> Topuksuz da 178. çok da bir topuk değil yani. <laughs> Aynen. 3 santimlik. <laughs> şey demiş 10 santim. Neyse dön gel. Burcu. Burcum Başak. Yükselenim Akrep. Ay Burcum da Yay. Özelliklerini taşıyor musun? Başak'ın özelliklerini taşıyordum. Yani hepsinin özelliklerinden biraz almışım. Ama Başak Burcu'nun titizlik huyundan almamış. Onu söyleyeyim yani. Çünkü Başak deyince akla hemen titizlik gelir ya. Onu almamışım. Sayende öğrenmiş oldum. <laughs> Sayende pis bir kız olduğumu öğrenmiş oldum. Aa bak güzel. Ne? Güzel. Şimdi Instagram'ın hesabını alacağız. Bu bölümde şey yapıyoruz. Cep telefonunu alıyoruz. Instagram'ın içerisinde seninle beraber dolanıyoruz. Şu an 4 milyon takipçim var. 1246 kişiyi takip ediyorum. Girdim. Şöyle Oradaki aşağı 4 alalım. milyon kişinin merak ettiği kısımdayız şu an. Ay dur şuradan vermeyeceğim. <laughs> okuyabileceğim mesaj var mı orada? Tümüne tıkladığın zaman sana sadece takip ettiğin kişilerden mesaj düşer ya bana hem takip etmediğim hem takip ettiğim hem takipçim olmayan hem takipçim olan herkesin mesajını düşürüyor. Yani benim aslında diyen kutum bozuk. Bu, o yüzden okuyamıyorsun. <laughs> evet maalesef ama bu kadar yeter bence insanlara. Peki bence de bence de. Spotify'ımı mı açmam gerekiyor? Şimdi? Evet yeniden alalım. <laughs> Merve Özbey yarımızda kalsın falan <laughs> İlk beşini say ya son dinleyelim. İlk beşini mi? Güneş 777. Güneş yolum açık. Lukan yeminim var. <laughs> evet sevdiğimiz bir rapçi. Sefo söyle neydi bu? Bizim de. Köf bir tek ben anlarım. Uzi arasan da suçlarımdan biri Güneş. Ezel. Level C5. Sefo. Bunu kes. Melisa Döngel yeni Hale. Dün <laughs> yenilendim, bugün çekime geldim sizin için aşk aşkola. <laughs> ne yaptın dün? Saçlarımı biraz önlerine sarılık eklettim. Çok güzel olmuş ama saçlarım. Evet ben zaten sürekli yenileniyorum yani yeni halimi yakalamanıza imkan yok. <gülüyor> Sorumuz <gülüyor> nedir? Meysa Döngel yeni saç rengi. Ne renk bu? Bu bebek kumralı bence ama önlerini bebek saçları sarartma işlemi. Heh. Yani extensionlarım benim saç rengim. Bu ama bebek kumralı oluyor. Bebek kumralıymışım bebek ben. Bebek kumralı. Öğrenmiş oldum. Yani ben öyle düşünüyorum bebek kız olduğum için. <laughs> Orijinal rengi nedir? Yani orijinal işte bu şu. <laughs> Kumral. Güzel güzel. Sırada ne var? Melisa Döngel Rusça konuşması. Zrasviti <laughs> kakdela. Bitti bu kadar. <laughs> Pasiva, Paja usta <laughs> Başka yok bu kadar. Annemle büyümediğim için burada tek başıma büyüdüğüm için çok fazla Rusça öğrenme imkanım olmadı. Senin Rus vatandaşın var mı? Var. Yani Rusya'ya gidip çıktığında tabii, oluyor. Orada derdini anlatabiliyor musun? Eğer sıkışırsam anlatırım diye düşünüyorum. Hiç sıkışmadım, sıkışmam lazım. Ama annem buraya geldiğinde öğrenmeyi düşünüyorum tabii ki. De. Melisa Döngel Rus mu? Yani tabii o kanımız da var annem Rus olduğu için. Ama biz sonuna kadar Türk'üz. <laughs> Topraklarını seven, milletini seven bir Türk'üm. <laughs> Harika. Sırada <Sen gülüyor> ne var? TikTok. TikTok hesabı var mı? Bir aktif kullanmıyorum çok tamam. fazla. TikTok'ta hiç dans videonun bir şeyin var mı? Yani 3-4 tane videom var. Yine Sen Çal çok video çektiğimiz, işte içerik ürettiğimiz arkadaşlarım. Onlarla beraber yapıyorduk. İşte Erçin olsun, Stari olsun. Onlarla beraber videolarım var. Oturarak dans edebilir misin? Ay bu ne ya? Aşkım bana biraz zor bir şey derim bari. <laughs> Hiç benlik <müenekliği> bir hareket <laughs> değil. Sakin olma aşkım. <laughs> ben sana özel bir TikTok dansı çekeyim mi? Tamam bir TikTok dansı çekeyim. Onu çekin. da şuraya bir yere koyarsın belki. Çok seviniriz. Tamam. Geldik. Peki, gel. Ya bu ne ya? <laughs> Bölüm başı kaç para alıyor? <gülüyor> Dolarla <gülüyor> mı alıyorsun yoksa? <laughs> Şimdi Cemcim, e, <laughs> bu söylenmez ama. Şimdi. <laughs> ben de söylenmez. Evet. Beni benzetiyorlar. Siz benzettiniz mi? Valla. Ben benzetmiyorum. <laughs> kadar ne sert. yani benim <laughs> benden kaynaklı mı ondan kaynaklı mı? <laughs> ben bu programı terk ediyorum. <laughs> Cici Hadit de çekin o zaman. <laughs> Ne demek bilen var mı? Ya <laughs> siz ne Google anlatıyorsunuz? Google'a sorar mısınız? Bulimika neydi? Bulimika. Hemen bakıyoruz. Hakikaten bilmediğim bir ayı bu mu var? <laughs> Acaba şey mi? Ama o şuba. Şöyle bir yemek var. Böyle patates püresi. İlk kata patates püresini koyuyorsun. Sonra havuç rendesiyle. ikinci kata onu koyuyorsun. Üçüncüye pancar koyuyorsun. Dördüncüye işte ne bileyim ne koyuyorsun? Havuç mu koyuyorsun? Ne koyuyorsun? Üstüne çiğ hamsi. Çiğ hamsiyi böyle üstüne seriyorsun onunla. Çiğ hamsiden kastımları ne biliyor musun? Bildiğin pazardan hamsiyi alıyorsun. İçini temizliyorsun. Pişirme falan yok. Tuzu basıyorsun. Defne yaprağını koyuyorsun. Üç gün buzdolabında bekletiyorsun. O tuzuyla pişiyor. Belki ondan bahsediyorlardı yani şu an. Bununla tamam. bu ilgili bir şey yapmışsın. Ya, yiyorsun demek ki. Yani haberim yokken böyle bir şey yiyormuşum hakikaten. <laughs> Güzel. Böyle bir şey mi acaba diye düşündüm. Böyle de bir bilgi aktardım size yemek tarifleri. Sayende tariflere. öğrenmiş olduk. <laughs> Var mı böyle bir şey? Yani böyle bir şey yok. Ama olsun istiyorlar herhalde. <laughs> o zaman hep beraber böyle bir ne bileyim bir şey başlatın. Victor Secret'a ulaşın bir şey yapın. <laughs> Bilmem ne beni bir manken yapmak için bir şeyler yapın yani. Hadi devam edelim. <laughs> Melisa Döngel Lise. Sultanahmet Teknik ve Endüstri Lisesi'nde okudum. İç mimarlık, iç mekan dekorasyonu okudum. O zaman Anadolu Meslek Liseleri daha yeni açılmıştı ben gittiğimde. Yani girdiğim sene. İç mimarlık adı altında iç mekan dekorasyonu bölümünde okuma fırsatım oldu. Ama iç mekan dekorasyonu deyip geçmeyin. Otaket eğitim veriyorlar. Max eğitimi veriyorlar. Şu an benim mimarlık açma diplomam da var. Oyunculuk kariyerim biterse başka mesleğin hazır. <gülüyor> Bitmemeli. <gülüyor> Ama başlarım evet. Neden benim aklımda sürekli böyle şeyler çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hangi olay görelim. falan? <laughs> Hangi Kız arkadaşımla bir mekan çıkışı bir kavgamız olmuştu. O işte doğum günüme denk gelen olay, bahsettiğim olay oydu. Yani o olayı çok açıklamak istemiyorum. O, o taraf için de hassas bir konu. Aynı zamanda benim için de hassas bir konu. Hiç kimse bir şeyi boş yere kırılmadan, sebepsiz yere kırılmazsa yapmaz. Kırıldım, üzüldüm ve sinirlendim. İşte onayladığım bir davranış değil ama insanların hayatlarıyla ilgili bazen çok hassas noktaları oluyor ve konuşulmaması gereken şeyler oluyor. Hassas noktada sana dokunduğu zaman bazen psikolojik olarak ne yaptığını bilemeyecek bir hale gelebiliyorsun. Benim için de öyle bir andı. Olayı izleyen, olayı şahitlik eden herkesten özür dilerim. Böyle bir şeyle kimsenin karşısına çıkmak belki de küçükleri bu şekilde örnek olmak istemez. Ama maalesef ki yaşandı. En azından sebebini açıklamış olayım. Çünkü hiç açıklama yapmadım bu konuyla alakalı. O ne diyor? O ne diyor? Çıkmışsındır. Sen Çal Kapım dizisini çekerken beraber Erçin'le beraber çıkmıştık. O zaman ondan sonra da başka olmadı. Keyifliydi o da güzeldi. Soru cevap yaptı. Çok yaptık. güzeldi. İkincisinde gülüşü süper o videoda. <laughs> evet ama gülüşüm değişti çünkü büyüdüm. <laughs> reklam ne reklam? Oynadın mı hiç reklamda? Colgate ile reklam çekimimiz oldu, Lacoste ile la oldu, bir de bir mücevher markasıyla olmuştu. O kadar. Bir reklamda oynamak istesen hangi tür bir ürünün yüzü olmak istersin? Parfüm, parfüm. Kesinlikle parfüm olmak isterim. Evet, çünkü benim parfüm takıntım var zaten. Uçak. Bu iki sene önce falan e, haberi çıkmış bir olay. Ben de şok içerisindeyim bu haberi okuduğumda. Yani herhangi bir vatandaşla kavga etmiş olduğum yazılsa cevap bile vermezdim. Sadece buna cevap verdim bu arada. Çünkü bir çocukla bir bebekle kavga ettiğim öne sürülüp yazıldı gibi bir durum var. Benim en hassas olduğum konu kendimden de ötürü çocuklardır. Ve asla hiçbir çocuğa hiçbir şekilde zarar verecek bir insan değilim. Ki aklı olan, aklı selim olan hiç kimse bunu yapmaz diye düşünüyorum. Benim aklıma çıkan en gereksiz haber ne diye sorarsan eğer bu sorunun üzerine bu yani. Başka da bir şey yok. Var yeni, yeni projesi? Proje? Senaryolar var ama şu an gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Belli olan bir şey yok. Olursa söyleriz. Film mi yapmak istersin şu an yeni proje olarak? dizim yapmak istersin? Film yapmak isterim. Güzel bir aşk filmi olabilir. Çok isterim güzel bir aşk filmi çekmek. Yasak elma. Hiç yasak elma da oynamadım. Çok oynayan arkadaşım var. ama bence hayatım yasak elma gibi olduğu için insanlar beni bağdaştırmışlar <laughs> Ve öyle bir arama yapmışlar diye düşünüyorum. Ya geldi ya. <laughs> Elediğim bir şey geldi. Söyle bir şeyler artık. Şey de yapacağım. Bilmem mi? <gülüyor> <gülüyor> söylemeyeceğim. <gülüyor> Arka sokaklar. Oynadım. Oynadın. Evet. Beni arayıp bütün bölümleri izleyin istiyorsanız bulamazsınız. O kadar değişim ve çirkinim ki <laughs> bölümü de asla söylemeyeceğim size. <laughs> Ama bununla ilgili bir anımı anlatabilirim. Çok seviniriz. Benim ilk oyunculuk deneyimlerimden biriydi arka sokaklar. Ee, böyle çok heyecanlıyım. İlk setim gideceğim. Set ne demek? Yeni öğreneceğim. işte ne bileyim kamerayı yeni göreceğim. Belki de ses nedir, işte ışık nedir yeni göreceğim. Oyuncularla iletişim nasıl kurulur? Yönetmen nedir? Hepsini yeni öğreneceğim bir set. Ezber yapmam gerekiyor. Tek onu biliyorum oyunculukla alakalı. Böyle sayfalarca senaryo senaryoda sahneler var. Ben hepsini ezberledim bir gecede. Çalışkan öğrenci oldum orada kanıtladım. Ezberinde iyi yani. Ezberim iyidir. Sonra ertesi gün sete gittim. Tam sahneyi çekeceğiz. Hoca 3 2 1 kayıt dedi. Ben başladım işte bağırarak oynamaya falan. Hoca dedi ki bir dakika kestik ne yapıyorsun? Sadece ağzını oynatsan yeter. Çünkü dublaj ya. <laughs> Öyle bir anım vardı ile ilgili. Zaten tek dublajlı bir son dublajlı işim oldu. <laughs> Bizim hikaye. Benim ilk çıkış yaptığım dizi Medyapım'la beraber e, çektiğimiz bir iş. Hazal Kaya ile Burak Deniz'in, Reha Özcan'ın, Yağızcan Konyalı'nın beraber oynadığı bir işti. Ben ikinci sezonunda girdim çok güzel bir setti. Benim bütün deneyimlerimi, tecrübelerimi, öğrendiklerim her şeyi öğreten insanlarla dolu ve öğreten setti. Mükemmeldi. Özellikle Reha abi inanılmaz bir öğretmen, inanılmaz bir adam. Buradan ona her şey için teşekkür ediyorum. Bunu da borç bildim. Bak yaptım. O <laughs> da son projem. Bay <laughs> Boros dönem dizisi. Tolgan Sayışman'la beraber partner olduğumuz işimiz. 20. bölümde final yapacağız. Dönem işinde oynamak aslında kolay benim için zor olan kısmı şu. Çok eski Türkçe. Çok eskidi. İlk girdiğimde böyle yani bir cümle okuyorum. Cümlenin belki de yüzde seksenin içeriğindeki kelimeleri, söz hiçbirini bilmiyorum. Bir şey söylüyorum ama ne söylediğimi anlamını bilmeden konuşuyorum falan. Demet Özdemir. Demet'i çok seviyorum. Çok karakterli, çok tatlı, çok güler yüzlü, çok enerjik. Ve gerçekten kıskançlık duygusu olmayan, karşındakine kadın erkek hiç fark etmeksizin değer veren ve yanında olmaya çalışan karakterli bir insan. Bana da bu zamana kadar zaten iki tane beraber oynadığımız işimiz oldu. Biri Dünya ile benim aramda. Bir de Aşk Taktikleri 2 var. O çıkacak daha çıkmadı Netflix'te. Çalışmaktan zevk aldım ve iyi ki tanımışım dediğim insanlardan biri. Ayrıca çok yakın arkadaşım. Çok Güzel hayatta onu. görüşüyorsunuz yani. Tabii. Dizileri. Say sana. Bizim hikaye. Aşk ağlatır. Sen çal kapımı. Aşk mansık intikam. Kusursuz kiracı. Barbaros. Film nerede sen? Mahsun Kırmızı Güle Prestij meselesi. Aşk Taktikleri 2. O kadar. Dinyali benim aramda geldi. Onunla Demet'le berabersiniz. Demet'le beraberiz. O Hafsa Demet, Buğra beraber başrollerini paylaştıkları bir dizi. Disney'e yaptıkları bir iş. Gerçekten çok tatlı ve zaten herkesin çok beğenisini toplayan bir işti. Ekip de çok güzeldi. Değişik ekipmanlarla çalıştık ve çok da tatlı bir setti. Hülya Hacamız da çok tatlı bir yönetmen. Benim için de farklı bir deneyim oldu. Bu Televizyona yapmakla bu streaming kanallarıyla çalışmak arasında bir fark var herhalde Çok değil mi? büyük fark var. Tabii çalışma saatleri farklı. Daha mı rahat şeyin? Daha rahatsın evet. Bir de şey e, şimdi kanala ister istemez yaparken bazı şeylerin nabzını biraz hani tutman gerekiyor. Ama bu internete vesaire yaptığın zaman bu böyle olmuyor. Daha rahat, daha relax, daha gerçekçi çalışabiliyorsun. O yönden ben daha çok seviyorum televizyon dizisindense. Böyle mecraları. Melisa Döngel, Elif. Aa bir de ben Elif dizisinde oynadım. Onu söylemeyi unuttum. Benim ilk uzun işim. İlk oradaydım. Sonrasında Bizim Hikaye'de oynadım. Elif dizisi 4 sezondur zaten benden önce devam eden Kanal 7'nin günlük dizilerinden biriydi. Küçük Elif diye bir kızın hayatını anlatıyor. İşte annesi vesaire durumlarıyla alakalı. Orada da e, bir sezon oynamışlığım var. Aşk Mantık İntikam. Burcu, İlhan, ben ve Burak Yörün beraber olduğumuz dizimiz. O kadar eğlenceliydi ki. İlhan zaten çok başka bir insan. Yani çalışmayı geç bir arkadaş olarak da, bir insan olarak da bambaşka bir insan. Onu çok seviyorum. Keza Burak da öyle. Burcu zaten <laughs> benim bir tanem her şey. Çok eğlendik. Çok güzel. Zaten gençlik dizisiydi. Eğlenceliydi. Bir de o setin şöyle bir ayrıcalığı var. Herkes birbirine o kadar çok destek ve destekçi ve yardımcı oldu ki işimiz iyi gitti. Zaten iyi reytinglerimiz de vardı. İyi de devam etti. ya iyi gittiyse bu oradaki herkesin birbirine karşı olan tutumuyla alakalıydı. Burada Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Prestij meselesi. Onu da biraz anlatsana. Prestij meselesi Mahsun Kırmızıgül'ün aslında e, kendiyle alakalı en önem verdiği filmi bize öyle söyledi yani. Çünkü kendi hayatını ele aldı. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in beraber atılım yaptığı, aslında kendi isimlerini duyurduğu zamanı anlatıyor. Burada ama şey, o zamanlar Mahsun Hoca'nın yapımcısının Pavyondan kurtardığı eşiyim aslında. Onun işte yapımcısının karısı olmuş oluyorum. Bizim normalde sinema filmimiz 3 Şubat'ta sinemalardaydı. Fakat depremden dolayısıyla kaldırmak zorunda kaldık sinemadan. Şimdi 2 Haziran'da tekrardan giriyor. 2 Haziran'dan sonra izleyebilirsiniz. Sırada ne var? Sen çal kapımı. Bir arkadaşlarımla beraber yer aldığımız diziydi. Çok kalabalık bir kadro olduğu için çok eğleniyorduk. Ve zaten sosyal medyayı da Instagram kullanmaya, TikTok kullanmaya asıl o zaman başladık. Çünkü hep beraberiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? TikTok çekelim. Ha bir de saçma sapan. Ama <laughs> sosyal medyadan da o diziden inanılmaz şey çıktı değil mi? Çok, Fenomen çok... mi diyeyim? Şeyden, yani herkes... Herkesin takipçisi arttı bir kere. Herkese yaradı. <laughs> Herkesin <laughs> milyonları gördü. <laughs> Aynen güzel bir diziydi o. Sen orada mı patladın takipçiler? Yok. Arka sokaklarda mı patladı? Evet. <laughs> Benim bizim hikayede patladı. Sen çal kapımanın da bana çok faydası oldu ama orada patlamadım. Acem. <laughs> Kusursuz kiracı. Beraber 6 bölüm yer aldığımız bir dizi. 6 altı bölümde bitmesi hepimizi çok üzdü. Çünkü çok değişik bir konusu vardı. Ben aslında hayali bir karakterdim. Dilan da benim yurttan en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Biz ikimiz yurtta büyümüş iki kızdık. Daha sonrasında ben çok yaramaz bir kız olduğum için yangın çıkartıyorum, ölüyorum ama Dilan beni hayalinde büyütüyor. Ondan sonra ben hep varmışım casına, 29 yaşına kadar benimle beraber yaşamaya devam ediyor. Sonra aslında dizi devam edebilseydi benim hayali karakter olduğumu öğreneceklerdi ama sanırım anlayamadılar mı artık ne oldu bilmiyorum. <laughs> Biz mi anlatamadık ya da 6. bölümde biten bir işti ama güzel kaliteli bir işti. Fenerbahçem benim, biricik sevgilim. Biz İlhan, ben ne maçlara giderdik. O da çok koyu Fenerbahçeli, ben de çok koyu Fenerbahçeliyim. Beni zaten bu kadar koyu Fenerbahçeli yapan da İlhan. E zaten direkt soyadımdan belli değil mi diyor zaten. Ha, değil mi? <laughs> gelinlik diyor, Melisa Döngel gelinlik. Var mı hiç bir oynadığın bölüm? Var. E, Aşk Mansık İntikam'da İlhan'la evlendiğim andaki gelinlikli sahnem var. Nasıl bir duyguydu Ay çok ağladım ben gelin üstümde taşıyamadım yani çok zor çektik aslında kısa bir sahneydi ama benim biraz şey böyle sevmediğim bir taraf olduğu için ilk önce yapamadım yani ama sonra baktım ki güzel de olmuşum bir de güzel koca bulsam giyerim magazin magazin senden vazgeçemiyor sen Sever beni bu camiyadaki herkesi çok seviyorum. Sağ olsunlar. Bana bu zamana kadar hiç rahatsız edici ya da ne bileyim bir şeyleri olmadı. Çok tatlıyım ya da belki bilmiyorum. İnsanına göre muamele var. <laughs> çok seviyorum ben hepsini. Kerem. Kerem benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü zaten internette. O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik, aynı zamanda kız kardeşime abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen, her dakika yanımızda olan isim yani. Benim abimdi. Çok seviyorum. Aynı zamanda rol arkadaşım. Bayılıyorum ona. Çok tatlı bir insan. Arkadaşım. Gerçekten arkadaşım. Hiç öyle sanıldığı gibi, yazıldığı, çizildiği gibi hiç öyle bir şey yok. İyi bir insan. Arkadaşım. Guido. Kendisi DJ zaten. Ben de elektronik müziği seven bir insanım. Beraber dans ettiğim, eğlendiğim, güldüğüm, sevdiğim bir arkadaşım. O kadar. Hande <laughs> Erçel. Beraber Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldım arkadaşım. Hala görüştüm, çok sevdiğim. ben yani benim şöyle bir şansım var bu arada. Ben belki tap isim olan bütün herkese çalıştım. Dilan olsun, Burcu olsun, Hande olsun, Demet olsun. Hiçbiriyle aramda hiçbir problem çıkmadı. Hepsi de çok tatlı insanlardı. Bana çok yardımcı oldular ve çok destek çıktılar. O yüzden hani bir kaos bekliyorsun biliyorum. Gözümün içine bakıyorsun ama hiç yok yani. Hiç ünsüz arkadaşın var mı? Onları da söyle Tabii istersen. Tabii çok. Çok. Çok var. Ben sektörden insanlarla pek fazla görüşen aslında bir insan değilim. Daha çok kendi sektöründen demek. Tabii işte. aynen. Daha çok <laughs> daha çok kendi arkadaşlarımla kendimi daha doğal hissettiğim için görüşmeyi daha çok seviyorum. Hadi soyadlarını vermeden birkaç tanesini say. Tabii sadece. Büşra, Zeynep iki Zeynep var. Ne iş yapıyorlar? Biri kas direktörü. Birinin ajansı var. O da mı sektör olmuş? Bir Hamdi Alkan'ın kızı. <laughs> Olmadı. <laughs> Ay yokmuş hakikaten. O kadar samimi hissediyormuşum ki kendime sektörden değillermiş gibi geliyormuş bana. Yok yani. Bitti. Ya, harika ya. İyi ki geldin. Zaten bütün özel hayatımı anlattım. Daha ne merak ediyorsunuz ki onu anlamadım. <laughs> çok teşekkür ederim. Harikasın. İçlendiğin için çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>